Sabahleyin dedi kalktık. Bilhassa işte Ekim, Kasım, Aralık ayında daha da aynı şekilde kısalıyor. Güneşin doğması uzuyor. Dolayısıyla sabah namazına kalkıyoruz dedi. Abdest alıyoruz, namaz kılıyoruz. Sonra kahvaltı yapıyoruz. Abdestimiz sıkışmıyor. O abdestle evden çıkıyoruz. Abdest olarak çıkıyoruz. İş yerine geliyoruz. Hani fazla çay su falan da şey yapmayınca, bünyede rahatsızlık yoksa abdestimiz bozan bir şey de olmuyor. Biz dedi bununla öğle namazını kılabilir miyiz? Tabii. Bozulmazsa sabahın abdestiyle yasıyla kılabilirsin. Bir mahsur yok ki. Peki efendim hani nurun ala nur deniyor. Şimdi sabahleyin kalktı, sabah namazını kıldı. Yani o abdestle abdesti olarak yapılacak bir ibadet yaptı. Abdesti bozulmadığı halde tekrar üzerine abdest alacak olursa müstahaptır. Nurun ala nur olur. Ama öyle değil de mesela sabah namazına kalktı, namazını kıldı, sonra evden çıkarken abdesti daraldı, gitti, helaya gitti, tekrar abdest aldı. Onunla ne Kur'an-ı Kerim okudu, ne kaza namazı kıldı, ne bileyim kuşluk namazı kıldı, böyle bir şey yapmadı. Öğle namazı vakti girdi, abdest de sıkışmıyor, sıkıntı da yok, helaya gitme ihtiyacı da yok. Ya ben bir daha abdest alayım, nurun ala nur olur diyemez. Onunla duha namazı veya Kur'an-ı Kerim okumuş olsaydı, yani o abdestle abdesti olarak yapılacak bir fiil yapmış olsaydı nurun ala nur olurdu. Nur üstüne nur olurdu. Tekrar abdestliyken abdest alması müstahap olurdu. Öbür türlü abdesti kullanmadan abdest alması uygun değil, caiz değil deniyor geçiyor. Diye geçiyor kitaplarda efendim.